Kli, Kandinsky, Magritte. Batı resminde 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar iki ilkenin egemen olduğunu sanıyorum. Bunların birincisi plastik canlandırma, benzeyişi içerirle, dilsel gönderim, benzeyişi dışta bırakır arasında ayrılık olduğunu ileri süren ilkedir. Benzeyişle bir şeyi gösteririz. Farkla da bir şeyden söz ederiz. Öyle ki, bu iki sistem ne iç içe geçebilir ne de birbirinin içinde erir. Bunlar arasında bir boyun eğme ilişkisinin bulunması gerekir. Yani ya metin, görüntünün egemenliğindedir. Bir kitabın, bir yazıtın, bir mektubun, bir kişi adının canlandırıldığı tablolarda olduğu gibi. Ya da görüntü metnin egemenliğindedir. Sözcüklerin sunmak zorunda oldukları mesajı desenin kısa yoldan gidiyormuş gibi tamamladığı kitaplarda olduğu gibi. Bu boyun eğişin denge içinde kalmasına pek az rastlanır. Çünkü kitabın metni kimi zaman görüntünün açımlanmasından ve eş zamanlı formlarının sözcüklerle sağlanan çizgisel mecrasından başka şey değildir. Ya da tablo, bütün anlamlarını plastik olarak gerçekleştirdiği metnin egemenliğinde kalmıştır. Ama egemenliğin taşıdığı anlam ve kendisini sürdürme, çoğaltma ya da tersine çevirme tarzı önemli değildir. Asıl önemli olan, sözsel gösterge ile görsel canlandırmanın aynı anda hiçbir zaman verilmemiş olmasıdır. Formdan söyleme ya da söylemden forma giden bir düzen her zaman kademeleştirir onları. Belirsiz, tersine çevrilebilir ve salınıp duran bir mekanda, bu aynı zamanda hem sayfa, hem tuval, hem tarih, hem haritadır. Figürlerle göstergeler sentaksını yan yana koyup göz önüne sererek, Klin'in hükümranlığını yıkmış olduğu ilke de işte bu ilkedir. Onun resminde gemiler, evler, kişiler hem tanınabilir figürlerdir hem de yazı öğeleridir. Bunlar aynı zamanda okunacak satırlar olan yollara ya da kanallara yerleştirilmişlerdir ve bu yolları izleyerek ilerlerler. Ormanların ağaçları, müzik porteleri üzerinde sırayla ilerlerler. Bakış, sanki nesneler arasında yolunu şaşırmış gibi görünen sözcüklere rastlar ve bu sözcükler ona izlemesi gereken yolu gösterirler. İçinden geçmekte olduğu görünümün adını söylerler. Ve bu figürlerle göstergelerin bağlantı noktasında ansızın ortaya çıkan ok, grafik bir onama top ya da bir düzeni dile getiren bir figürmüş gibi bir ilk benzeyişi kendinde taşıyan bir gösterge olan ok. Geminin hangi yönde ilerlemekte olduğunu belirtir. Batmakta olan bir güneşin söz konusu olduğunu gösterir. Bakışın izlemesi gereken yönü ya da oraya geçici olarak ve biraz da keyfilikle konmuş olan figürün. imgelemsel olarak yer değiştirilmesi gerektiği çizgiyi saptar. Burada dönüşlü olarak göstergeyi formun egemenliğine sokan, sözünü ettikleri şeyin figürünü edinen bir harfler ve sözcükler bulutu gibi ve daha sonra formu göstergenin buyruğuna veren, ABC öğeleri halinde parçalanan figür gibi, türden kaligramlar söz konusu değildir. Nesnelerin parçalarında harflerin kesip çıkarılmış formlarını yakalayıp saptayan türden kolajlar ve reprodüksiyonlar da söz konusu değildir. Ama benzeyişle canlandırmayı ve göstergelerle gönderimi sağlayan sistemin dokusunun kendisindeki bir iç içe geçiş söz konusudur. Bu da formlarla göstergelerin tablonunkinden tam anlamıyla farklı bir mekanda karşılaşmalarını gerekli kılar. Resmi uzun zamandır egemenliğinde tutan ikinci ilke, benzeyiş olgusuyla canlandırıcı bağ konusundaki ileri sürüş arasındaki eş değerliliği ortaya koyar bir figürün bir şeye ya da bir figüre benzemesi, resmin içine apaçık, sıradan, bin kez yinelenmiş ama her zaman sessiz, figürlerin sessizliğinin çevresini dolanan, ona egemen olan, onu kendi varlığından çıkaran ve sonunda adlandırılabilir nesnelerin alanına döken, sonsuz ve musallat bir mırıldanma gibidir bu, bir işleyişi sokmaya yeter. O gördüğünüz odur. Canlandırma bağıntısı hangi tarzda olursa olsun, resim ister çevresindeki görülür dünyaya gönderimde bulunsun, ister kendine benzer bir görünmeyen dünyayı tek başına yaratmış olsun, durum değişmez. Önemli olan, benzeyişle ileri sürüşü birbirinden ayırmanın olanaksız olmasıdır. Bu ilkenin çözüntüye uğratılmasını Kandinsky'nin gerçekleştirdiği söylenebilir onun resminde benzeyişle kendisinin eşya dediği ve kilise nesleden, köprü nesleden ya da oklu adam süvariden, daha az ya da daha fazla nesle olmayan çizgilerin ve renklerin gittikçe daha ısrarla ortaya konmalarına dayanan benzeyiş ve canlandırıcı bağ, ikili ve zamandaş olarak silinir. Bu çıplak ortaya koyuş hiçbir benzeyişe dayanmaz ve bu nedir diye sorulduğunda kendisini oluşturan harekete gönderimde bulunarak doğaçlama, kompozisyon diyerek ya da resimde görülene gönderim yapıp, kırmızı form, üçgenler, mor turuncu diyerek ya da resimdeki gerilimlere ya da iç bağıntılara gönderimde bulunup, belirleyici pembe, yukarı doğru, sarı alan diyerek cevap verilebilir ancak. Görünüşte Klee ve Kandinsky'ye Magritte kadar uzak bir insan yoktur. Magritte'in resmi benzeyişlerin şaşmazlığına herhangi bir başka resimden çok daha bağlı gibi görünmektedir. Ve dolayısıyla benzeyişleri onları pekiştirmek istiyormuş gibi bile isteğe çoğaltıp durur ve bundan ötürü onun bir pipo deseninin pipoya benzemesi yeterli değildir. Ve kendisi bir pipoya benzeyen bir başka çizimlenmiş pipoya da benzemesi gerekir. Ağacın bir ağaca, yaprağın bir yaprağa benzemesi de yeterli değildir. Ağacın yaprağının ağacın kendisine benzemesi ve bunun da kendi yaprağının formunu edinmesi gereklidir. Denizin üzerindeki gemi de bir gemiye benzemekle yetinemeyecektir ama aynı zamanda denize benzeyecektir ve gövdesiyle yelkenleri de denizden yapılmış gibi olacaktır. Ve bir çift ayakkabının şaşmaz canlandırılması görüntüsü kaplamak zorunda olduğu çıplak ayaklara da benzeyecektir yazı öğesiyle plastik öğeyi, birbirinden titizlikle ve kattarlıkla hiçbir resimde görülmediği ölçüde ayıran bir resimdir bu. Bu öğeler, bir alt yazıyla onun görüntüsünün bir tablo içinde üst üste yer aldıklarında ileri sürüş, figürün açıkça görülen kimliğine ve ona vermeye hazırlandığımız ada itiraz eder. Dolayısıyla bir yumurtaya tıpatıp benzeyen şey akasya, bir ayakkabıya benzeyen şey ay, bir melon şapkaya benzeyen şeyi kar, bir muma benzeyen şey de tavan diye adlandırılır. Ne var ki, Magritte'in resmi Klee ve Kandiski'nin girişimine yabancı değildir ve daha çok onların girişimlerinin karşısında ve onlarda ortak olan bir sisteme dayanarak hem karşıt hem de tamamlayıcı bir figür oluşturur.